Parti yönetim kurulumuz ve politika izleme kurullarımızın değerli mensupları, değerli gelecek gönülleri, ekran başında bizleri izleyen değerli vatandaşlarım. Tarihin kritik eşikleri vardır ve o eşiklerde milletlerin aldığı tavırlar ve milletleri yönetenlerin aldığı tavırlar sonraki 10 yılları, 100 yılları belirler. O eşiklerde ayakları sendeleyenler, o eşiklerde yürekleri titreyenler, bir milletin geleceğini karartabilir. Aksine o eşiklerde cesur bir şekilde yola çıkanlar, kararan bir milletin kaderini yeni bir parlak bir geleceğe, bir ufka açabilir. Böyle günlerden geçiyoruz. Hemen hemen her gün devletimizin itibarının sarsıldığı, milletimizin ümitlerinin karardığı, gençliğimizin geleceğini başka diyarlarda aradığı günlerden geçiyoruz arkadaşlar. Aslında son yarıştırdıklarımız Gelecek Partisi'nin kuruluş gerekçesini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Ve hamdolsun ki bugün bütün bu meydan okumalara cevap verecek cesur, dirayetli, basiretli, ferasetli kadrolar vardır Gelecek Partisi kadroları. Nitekim bugünleri gördüğümüz içindir ki partimizi 2019 aralığında kurduğumuzda yeni bir gelecek iddiasıyla yola çıktık. Yine bugünleri gördüğümüz içindir ki Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin otoriter bir yolsuzluk düzenine yol açtığına işaret ederek güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimizi 1 Kasım sonrası, kongremiz sonrasında 9 Kasım'da ilan ettik. Yine bugünleri gördüğümüz içindir ki 15 Şubat'ta temiz siyaset belgemizi 165 maddelik sistematik bir bütünlük içinde ortaya koyduk. Önümüzdeki günleri de görüyoruz. Ülkeyi bir karanlığa götürmek isteyenleri de görüyoruz. Perde gerisinde pazarlıklarla iktidarda kalmaya çalışanları, çete liderleriyle perde gerisinde pazarlıklarla onları susturmaya çalışanları da görüyoruz. Milletin yüreği kan ağlarken, devletin iliklerine kadar yolsuzluklarla bulanmış unsurları, geleceğimiz ne olacak diye düşünürken, kulaklarını tıkayanlar, gözlerini kapatanlar, vicdanlarını susturanlar var. İşte böyle bir günde bu toplantıyı yapıyoruz. Tarihi bir günde, tarihi bir eşikte. Tarihimize baktığınızda aslında bütün milletlerin tarihinde olduğu gibi bizim tarihimizde de devleti ve siyaseti ifsad edenler vardır, bir de ıslah edenler vardır. Öyle dönemler gelmiştir ki devlet bir karanlığa, fetrete girdiğinde aklı başında bilgi sahibi, irfan hikmet sahibi insanlar çıkmışlar. O fetreti bitirmek için ıslah edici bir rol üstlenmişlerdir. Yusuf Has Hacip'ten Tursun Bey'e, Nizamül Mülk'ten Katip Çelebi'ye, Geliboğlu Mustafa Ali'den Ahmet Cevdet Paşa'ya bütün bir tarihi klasikler silsilesi böyle ıslah çabalarının ürünleridir. Ve Cumhuriyetimizde de birçok reform paketleri özgürleştirici, insanlara güven verici, şeffaflaştırıcı, ayrıştırıcı, arındırıcı çabalar da yaşanmıştır. İsimleri tek tek zikretmem ama Adnan Kahveci bugün hala unutulmamışsa, Mehmet Elkatmış bugün yaşıyor olmakla bizi son olayda olduğu gibi çok ince bir hat ile böylesi bir rezalet görünmemiş anlamında milleti uyarmışsa ve benzeri birçok isim, siyasi liderleri de hepimiz biliyoruz geçmişte bu konularda çaba sarf etmiş olanları da. Dolayısıyla bir de ifsad edenler var. Fetreti fırsat bilip büyük karlar, rantlar elde edenler olmuştur tarihte. Rüşvetçi paşaları biliriz. Bazıları da en çok cami inşa etmekle maruftur aynı zamanda. Rüşvetçi bürokratları biliriz. Derebeylerini, feodal beyleri, insanların kanını emerek tımar sahiplerini mültezim sistemi içinde boğanları da biliriz. Halkı ferahlatmak için ayağa kalkanları da biliriz. Lale devrini yaşayanları da biliriz. Ahi geleni içinde son lokmasını paylaşanları da biliriz. Tarih beyaz ve siyah değil, gri tonda herkesi içinde barındırır. Bugün de öyle. Bugün de ıslah etmek isteyenler var,
ifsad etmek isteyenler var. Hatta ifsad edenler var. Ve maalesef ifsad edenler ıslah edenlerden daha muktedir görünüyorlar. Ama asla daha haklı değiller arkadaşlar. Asla başarılı olamayacaklar. Biz bir ıslah hareketi olarak ortaya çıktık. Yıkmaya, devirmeye değil, ıslah etmeye geliyoruz. Akılla, basiretle, ahlakla yeni bir çizgi oluşturmaya geliyoruz. Son bir aydır, bir ayı geçkin bir süre galiba, 2 Mayıs'ta ilk videonun yayınlandı. O günden bugüne birçok iddialar ortaya atıldı. Siyaset, mafya, medya ilişkilerinde kimisini kamuoyunun bildiğini ilk bildiği, kimisinin yeni aşina olduğu gerçekler ortaya saçıldı, döküldü. İddialar olur. Hele iddia sahipleri toplumda meşru bir konuma sahip değillerse, bugün olduğu gibi, iddiaları bir sabun köpüğü gibi oradan dağılır gider. Esas iddiaları kalıcı kılan nedir biliyor musunuz? İddia sahiplerinin iddialarının ne kadar haklı olduğu olmadığı değil, iddiaya muhatap olanların refleksleridir. Eğer ilk videodan itibaren Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere muhatap, bu iddialara muhatap olan kesimler çıkıp açık ve net bir dille, bunlar yanlıştır, yalandır, iftiradır, delillerimiz de şunlar demiş olsalardı. Ve 8 video yayınlanıp da aradan 25 gün geçtikten sonra Cumhurbaşkanı çıkıp İçişlerine Bakanı'na sahip çıkıyorum deyip de sahip çıkmanın anlamını tanımlamadan ortada bırakmamış olsaydı, emin olun ikinci videoda bu tartışmalar bitebilirdi. Devlet adamı o kişidir ki konuştuğunca insanlara sükunet verir, dinginlik verir, huzur verir. Ve devletin gücünü o derece yanlış kullanan insanlar vardır ki konuştuklarında kriz çıkarır, konuştuklarında huzursuzluk verir, konuştuklarında nefret ve öfke hakim olur topluma. Maalesef Sayın Cumhurbaşkanı bu sefer sadece konuşarak değil, susarak da bir krize sebebiyet vermiştir. Burada birinci derece sorumlu Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Devleti yönetirken başarıları sahiplenen kimse, hataları ve sorumlulukları da sahiplenmesi gereken odur. Bu tablo karşısında eğer Sayın Cumhurbaşkanı, eski Başbakan Sayın Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı biz yine de ona Sayın diyelim, makamına hürmeten Sayın Süleyman Soylu ve daha niceleri, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve daha niceleri çıkıp bu iddialar karşısında net bir tavır sergilemiş olsalardı, emin olun o videoların milyonlarca izleyicisi olmaz. Hatta videoları tekrar yapacak cesareti bulamazdı Sedat Peker. Ama ne oldu? Cumhurbaşkanı sustu. İzlemeye başladı. Bir lider izlemeye başlamışsa güç mücadelesini, kurtlar sofrası kurulmuşsa o şu demektir. Bakayım bu sofrada kimler yere düşecek, kim kimi yiyecek, sonra kalanla ben yeni bir hesap yaparım demektir. Bu yakışmaz. Bu liderlik vasfına yakışmaz. İki ihtimal vardır. Ya Sayın Cumhurbaşkanı bu iddiaların yanlış olduğuna inanmaktadır. Ve bence öyle de inanmalıdır. Aksi takdirde iddiaları duyar duymaz veya duymadan önce biliyor idiyse görevden almalıydı. Ha, o zaman yapacağı iş şuydu. İçişleri Bakanı'nı yanına alır veya Binali Yıldırım'ı Başbakan'ı yanına alır. İçişleri Bakanı'nı soluna alır. Bunlar benim arkadaşlarım. Ben bunlara kefilim. Bu iddialar da yoktur. Gereği de yapılacaktır derdi. Ve tartışmalara bir nokta koyabilirdi. Ama yapmadı. Yapmadı. Sayın Binali Yıldırım oğluyla ilgili iftiralar, iddialar ortaya atıldığında, bu iftira olabilir bakımından hiçbirisine ben doğru ya da yanlış demiyorum. Sadece muhatapların tepkisinin neleri yol açtığını herkese göstermek istiyorum. Bir başbakan ayaküstü açıklama yapmaz. Bir başbakan reşit olan oğlunun adına da açıklama yapmaz. Oğlu orada. İddia onunla ilgili. Oğlu çıkar der ki ben Venezuela'ya şunu götürdüm, şunu yaptım, işim de şudur, biletlerim şudur, gelişim budur vesaire. Bu kadar net, açık, berrak. Eğer bu kadar büyük bir servetin üzerinde oturan bir iş adamı, kendisi konuşmayıp siyasi güç sahibi bir babası konuşuyorsa insanların içinde şüphe başlar. Demek ki siyasi güçle susturulmak isteniyor, şüphesi başlar. Ve Sayın Binali Yıldırım, benim de halefim olması hesabıyla
üzüldüğüm bir tablo. Böyle bir konuşma ayaküstü yapılmaz. Ve elinde dokümanlarla, evet, Venezuela'ya gidilmiştir, gümrük belgeleri şudur, şunun için gidilmiştir, şöyle yapılmıştır der, bir basın toplantısı yapar. Herkes de soru sorar. Ve o basın toplantısında çıktığında emin olun insanlar der ki, evet bu iddialar yanlış. Ama ayaküstü Venezuela maske ve test kiti götürdü deyip de gümrük belgesi çıkmazsa şüphe yoğunlaşır. Şimdi İçişleri Bakanı. Hemen hemen her videoda adı geçiyor. İçişleri Bakanı şu anda aktif görevde. Ve deniyor ki 4 Aralık'ta bir Sezgin Baran Korkmaz bir iş adamının, suçlanan bir iş adamının çağrılarak, uyarılarak yurt dışına gitmesi sağlanıyor. Bakın bu anayasal bir suçtur. Yargıdan insan kaçırmaktır. İnsan kaçakçılığıdır. Anayasal bir suçtur. Ve iddia sahibi diyor ki İçişleri Bakanlığı'nın görüntüleri yayınlansın. Ya yayınlayın. Bitirin tartışmayı. İddia sahibinin kimliği ve kişiliği önemli değil burada. Yanlış da olabilir bütün bu iddialar. Sizin ne yaptığınız önemli sizin. Devletin vakarını koruyacak olanlar o vakarla önce kendileri davranmak zorundadırlar. Yapmadılar. Bile isteye yapmadılar. Çünkü kafaları karışık. Normal şartlarda şudur. Dışarıda aranan, organize suç örgütü diye ilan edilen tek bir şahıs var. Burası da işte devlet var. Bütün bilgileriyle, istihbaratıyla vesairesi devlet. Cumhurbaşkanının ve ilgililerin kafasının net ve berrak, o kişinin dağınık olması lazım. Normalde bu. İki hamleyle onun kafasını dağıtabileceğini bilmeniz gerekir. Ama bu tarafın kafası dağınık, o ise her adımı bir strateji oyuncusu gibi attığı şimdi neredeyse kabul ediyor. O zaman ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? İlk iddia ortaya çıktığında belki doğrudur diyenler, muhatapların reflekslerine ve eksikliklerine bakarak bir müddet sonra büyük ihtimalle doğrudur demeye başlıyorlar. Sonra kesinlikle doğrudur demeye başlıyorlar. Sonra da acaba bir sonraki videoda daha başka neler diyecek diye merak etmeye başlıyorlar. Bu psikolojik bir haldir. Ve bu hiçbir göbelsivari propaganda taktiğiyle medyayı susturarak kendisini de görmezden gelerek aşılabilecek bir problem de değildir. Emin olun onlar adına hicap duyuyorum. Devletim adına hicap duyuyorum. Bütün bu köklü Yusuf Hacıp'tan bu yana gelen o köklü ıslah geleneğinin sözcülerinden biri olarak bugün hicap duyuyorum. Biz eleştirmek için, yıkmak için devletin bu hale düşürülmesinden memnun olanlardan değiliz. Bu devlet bizim. Bu siyaset alanındayız biz. Devletin itibar kaybetmesi, siyasetin güvenilirliğini yitirmesi hiçbirimizin menfaatine değil. Ama ortada itibarda, devletin itibarda, siyasetin güvenilirliği de kalmadı. Şimdi buradan hareketle bazı hususlara dikkatleri çekmek istiyorum. Bugün Sayın Erdoğan'ı, dün de Sayın Bahçeli'yi dikkatlice dinledim. Sizler de dinlemişsinizdir. Açık söyleyeyim. Görüşlerini biraz sonra eleştireceğim. Bize karşı ağır hakaretlerde de bulunmuş olsa, nezaketsizliğin artık zirvesini de yapsa, Sayın Bahçeli Sayın Erdoğan'dan bir adım öndedir. Neden? Neden? Çünkü en azından Sayın Bahçeli artık bir siyasi etik yasasına ihtiyacımız var demiştir. Altını boş bırakarak bir siyasi etik yasasına ihtiyacı var ülkenin demiştir. Ya yani bizim hayatımız boyu söylediğimiz başbakanımıza mal olan şey yeni fark etmiş ama güzel. Erdoğan bunu da diyememiştir. Ve hala yok diyor. Problem yok diyor ama bir şey de ikna edici bir şey söylemiyor bugün konuşmasında. Yapılan yollardan, tünellerden bahsediyor. Yol yapmak, tünel yapmak vazifedir. İnsanların başına her gün kakarak Anadolu tabiriyle vazifesini yapmak hani bizde gelenektir. Hani namaz kıldım demez, borç eda ettim denir. Siyasetçinin borç eda etmesi, hani ibadet gibi düşün, namaz kılın, millete hizmettir. Borç edasıdır bu. Her gün millete ben sana şunu yaptım, şunu yaptım, şunu yaptım dersen, Ömer Seyfettin'in hikayesi, diyet hikayesiyle büyümüş millet de bir gün kolunu keser, senin önüne atar. Yapacaksın tabii. Yaptık, biz de içindeydik. Yapacağız, vazifemiz bu. Milletin şu anda konuştuğu konu bu değil Sayın Erdoğan. Bu değil. Halktan bu derece koptunuz. Halkın vicdanından ama gerçeklerden kopmayın. Şimdi bir kere
Bahçeli niye bir adım öndedir biliyor musunuz? Çünkü siyasi etik yasası var diye, ihtiyaç var diyerek en azından bir siyasi etik problemi olduğunu tespit ediyor. Bu tespit önemli. Ha, bundan sonra söylenecek çok söz var Sayın Bahçeli tabii. O ayrı. Onu söyleyeceğiz. O Allah'ın emri. Ama önce hakkını teslim edelim. Sayın Bahçeli ile uzun zamandır ilk defa anlaşıyoruz. Evet Sayın Bahçeli. Bir siyasi etik yasasına ihtiyaç var. Çünkü ortada bir siyasi etik, siyasi ahlak faciası var. Ve siz bu facianın seyircisi, izleyicisi değilsiniz. En önemli iki aktöründen birisiniz. Kenara çekilip de sütten çıkmış ak kaşık gibi karşı tarafa böyle seyirci rolüne güç kullanmak icap ettiğinde İçişleri Bakanı arkasında durup bakanı orada tutabiliyorsunuz. O zaman ha bir de şunu söylemek lazım. Güzel bir tabir olarak zikredeyim. Siyasi ahlak arkadaşlar kal işi değil hal işidir. Kal yani söz işi değil hal işidir. Devlet adamı ol kişidir ki sözüyle değil haliyle örnek olur. Haliyle liderlik yapar. Ahlakçı değil ahlaklı olmak lazım. Bir zaaf insanoğlu hep hata yapabilir. Bu ayrı bir şey. Ama sistemin içinde eğer bir görev yürütüyorsanız sizin göreviniz bir tespit yaptıktan sonra gereğini de yapmaktır. Tamam, geçmişte bu iktidarın parçası olmakla ve bütün bu siyasi etik probleminin unsuru olmakla hata yapmış olabilirsiniz. Hatalı bir tercih. Ama şimdi Sayın Bahçeli oturup bunun muhasebesini yapmak sizin sorumluluğunuz. Gelelim mi birer birer maddelere? Bizim temiz siyaset belgesini dünkü konuşmadan sonra, gerçi bizim parlamenter sistemi hemen iade ettiler ama bir mektupla Sayın Bahçeli'ye göndermeyi düşünüyorum. Ve diğer liderlere de tekrar göndermeyi. Niye biz 165 maddeden oluşan bir temiz siyaset belgesi hazırladık? Ve o maddelerde neler var bir bakın. Ben sadece 5-6 tanesini zikrederek Sayın Bahçeli'yi bir muhasebe yapmaya davet edeceğim. 5-6 ma en azından bunları bir. Siyasi etik neyi amaçlar? Yani bizim başbakanlığımıza mal olan o büyük reform, ıslah hareketi belli unsurları vardı. Siyasi etik yasası, imar yasası, ihale yasası, şeffaflık yasası, hediyelerle ilgili düzenlemeler yapılıp hediye yasağı, yolsuzlukları önleme vesaire vesaire. Bir pakettir bu, bir sistemdir. Bugünkü sistemin de antitezidir. Ya da bugünkü sistem onun antiteziydi. Onun için bizi orada barındırmadılar. Yalnız Sayın Bahçeli'ye bir uyarıda bulunayım. Siyasi etikten çok bahsederseniz, sizi de Erdoğan'a karşı liderlik yarışına giriyor deyip İçişleri Bakanı birkaç arkadaşıyla birlikte kumpas organize edip indirebilirler. Çünkü siyasi etik demek kolaydır da bedelini ödemek zordur. Ben o bedeli ödeyip geliyorum. Bu işi tatmış olan bilir yani. Ha, ona hazırsan ayrı. Ha, eğer bunun arkasında durursan bil ki geçmişte ne demiş olursan ol. Hakikati söyleyen birisi olarak biz de senin yanında dururuz. Ama önce bir muhasebe yapman lazım. Ne diyor siyasi etiklerine? Bir, siyaseten zenginleşme engellenecek. Esası budur. Siyaseten zenginleşme engellenecek. Yani birisi siyasete girerken ben gücümü siyasetten elde ettiğim gücü kullanarak sonunda servet elde edeyim diyemeyeceği kurallar konacak. Buradan başlayalım Sayın Bahçeli. Şimdi bak bakalım etrafına. Bak bakalım bugünkü bakanlara, bugünkü yöneticilere, senin desteklediklerine, sigorta şirketi, basit sigorta poliçesi yapan şeyin nereye geldiğine. İçişleri Bakanlığı'nın vesaire vesaire. Bak biz bu yoldan girdik çıktık. Ben tepeden çıktık. Ama biz hiçbir zaman siyaseti zenginleşme aracı görmediğimiz için burada da bulunan arkadaşlarımın olduğu 1 Kasım 2015 seçimleri sonrasında yaptığım genel merkezde yaptığım milletvekilleriyle ilk grup toplantısında şunu demiştim. Arkadaşlar bir siyasi ahlak reformu yapacağız ve kendimizden başlayacağız. Herkes mal beyanı verecek benimki şu ve bunu açıklayacağız. Herkes kendi rızkını kazanmakta özgürdür.
Ben de bir akademisyen olarak, eşim de bir doktora. Hepimiz gayret sarf ettik. Sizler de etmişsinizdir. Ama 4 sene sonra bu dönem bittiğinde, 5 sene sonra, buna tek 4 sene sonra buna baktığımızda karşılaştıracağız. İzah edilemeyecek bir zenginlik varsa sizi bir daha bu kapıdan içeri sokmam. Siz de beni sokmayın. Varsa eğer. Hesap sor. Hazreti Ömer ahlakı budur. Dışarı çıkarken bir siyasetçi, tecrübeli bir siyasetçi yanıma geldi. Sayın Başbakanım içeride 7.4 şiddetinde deprem oldu dedi. Evet doğru, o depremin sarsıntısını ben 6 ay sonra başbakanlık konutunda hissettim. Evet, Sayın Bahçeli, siyaseten zenginleşmeye engellemenin yolu ilçe başkanından ta en yüksek mevkiye kadar herkesin mal beyanı ve siyasete girmesi, bitirdiğinde de mal beyanının açıklamasıdır. Siz buna var mısınız? Bu soruyu düşündüğümde birinci soru olarak aklımdan 2 senaryo geçti. Sayın Bahçeli ne yapmak istiyor? Çünkü bunu soruyu sorsa, Cumhurbaşkanı da dürüstse bana verdiği cevabı ona da vermesi lazım. Sayın Bahçeli böyle diyorsun ama sen bunu yaparsan veya senin tesirin ve baskınla biz bunu yaparsak ilçe başkanı bulamayız demesi lazım ve iplerin kopması lazım. O zaman Sayın Bahçeli'nin tutumuyla ilgili 2 senaryo akla geliyor. Bir, ya Bahçeli samimi ve gerçekten siyasi etik yasası çıkarmak istiyor. O zaman bu buradan başlasın ve Sayın Erdoğan'ınla yol yürünüp yürünmeyeceğini test etsin. Ya da Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan'ı köşeye sıkıştırmak istiyor. Siyasi etik yasasının onun en yumuşak karnı olduğunu biliyor. Bakalım hangisi? Göreceğiz, izleyeceğiz. Cumhur İttifakı bu andan itibaren bir sınavdadır. Sayın Bahçeli sözlerinin arkasında duracak bir er midir? Yusuf Has Sacip'ten çok zikreder. Oralarda ne sözler vardır bir daha baksın. Yoksa bir taktik mi yapıyor göreceğiz. İkincisi, çıkar çatışması asla olmayacak. Siyasi ahlakın temel ilkelerinden biridir. Yani siyasi gücü kullanan, kamu adına devlet gücünü kullanan, bir emanet gibi gücü gibi kullanan kişi aynı anda o görevle çıkar çatışması yaşayan bir işi yapamaz. Şimdi çok açık. Bu kriteri koyduğumuzda şu anda Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı başta olmak üzere birçok ismin hemen görevinden ayrılması lazım. Hemen. Hemen. Ve tabii Ruhsar Hanım'ın da dosyasının bir açılması lazım. Türkiye'de çok yolsuzluk türleri görülmüştür de bir bakanın kendi şirketi üzerinden bakanlığa mal sattığı, hem de fahiş fiyata mal sattığı ancak bu iktidarın döneminde görülmüş bir şeydir. Başka hiç görülmedi böyle bir şey. Hiç. Bu hele hele bunu Sağlık Bakanlığı döneminde dezenfaktanla yapıyorsa arkadaşlar bu savaş zengini psikolojisidir. Yani Ankara'da İstiklal Harbi yürürken, yürütülürken İstanbul'da ve Anadolu'nun değişik yerlerinde savaş zenginleri türemişti. Şimdi buradan söylüyorum. Bir tarafta sağlık çalışanlarımız seferberlik halinde bir Sağlık İstiklal Harbi yürütürken birisi dezenfektan üzerinden zengin almışsa açık ve net söylüyorum. Ankara'da İstiklal Savaşı yürütülürken İstanbul'da savaş zengini olanlardan daha adi, daha alçaktır. Kim olursa olsun bu. Kim olursa olsun. Ve bunun hesabını, dosyasını kapatanlar da aynı suçun içindedir. Sayın Cumhurbaşkanı bir de teşekkür etti. Bir de teşekkür etti. Bu asallıklıktır arkadaşlar. Milletin dezenfektan ihtiyacı var. Ben bunu bakanlık üzerine alayım ve fahiş fiyata satayım. Ya. Bu görülmemiş bir şey. Bu cesareti nereden buluyorlar? Çünkü artık iklim bozulmuş. İklim bozulmuş. Bakın bir karayolları genel müdürü vardı bu ülkede. İhtiraf ettik. Herkes biliyor. Görevden aldım. Arkasından Cumhurbaşkanı baş danışmanlığı yapıldı. Arkasından Danıştay üyesi yapıldı. Tabii Cumhurbaşkanı yetkisinde olduğu için bir şey diyemezdim. Ama asla ulaştırma ile ilgili, karayollarla ilgili bir işe girmeyeceğini söyledim. Giremez. Bir bürokrat görevini tamamladıktan bir müddet sonra, belli bir süre sonrasına kadar o görevle ilgili bir işe giremez.
Bu siyasi ahlak ilkesidir. Biz o zaman çıkardığımız madde şeydi, bu vardı. Ne oldu biliyor musunuz? Ben görevden ayrılmak zorunda bırakıldıktan kısa bir süre sonra bu arkadaş kendisinin Karayolları Genel Müdürü iken devlet tarafında oturduğu masanın karşı tarafına geçerek konsorsiyumun, şirketler bu malum şirketlerin konsorsiyumunun başına geçti arkadaşlar. Yani devlet bilgilerine sahip olarak karşı tarafa oturdu. Sonra yetmedi. Sonra da kalktı. Ulaştırma Bakanı olarak tekrar devletin tarafına geçti. Arkadaşlar bu devlet çiftlik değil. Bu devlet çiftlik değil. Ve bu kişi bir gece yarısı kararnamesiyle gerekçesiz bir şekilde görevden alındı. Şimdi sadece bu hikaye bile Sayın Bahçeli'nin bu iktidara verdiği destek döneminde oldu. Sayın Bahçeli açsın bunlara bir baksın. Öyle hikmet, irfan sahibi bir şey gibi bir de müşfik, vakur bir takım nitelikler sarıyor ki gören de şey yani pamuk amca öyle. Ya her gün hakaret ediyorsun. Her gün en agresif dili kullanıyorsun. Herkes müşfik olacak ama o istisna. Oraya geleceğim ayrıca bize şahsen söylediklerini. Ama şimdi samimiyse Sayın Bahçeli işte Halep oradaysa Arşın burada. Senin döneminde oldu bunlar ve gayet de iyi biliyorsun. Senin verdiğin destekle oldu bu. Ve bütün bunlar. Şimdi bu devlet sırrı mı? Ben beni ketumiyetle şey yapıyor. Geleceğim o ketumiyet meselesine de. Bu şeffaflıktır. İşte ikinci önemli soru bu. Sayın Bahçeli'nin tutumunu göreceğiz. Bundan sonra şu bakanlık, bunu dedi mi siyasi etik yasası, çıkar çatışması ilkesi gereği dünyanın her yerinde, her demokratik ülkede geçerli olan, gidip demesi lazım ki o baş başa çay içtikleri zaman, artık kahveyi, çayı kim ikram ediyor bilmiyoruz da nereden geliyor. Beraber baş başa çay içtikleri zaman veya kahve içtikleri zaman desin Sayın Cumhurbaşkanı bu olmuyor. Şu bakanlar görevine alsınlar. Kültür Turizm Bakanı'nın Muğla'da yaptığı Muğla'ya ziyaretimizde Muğla'da kamuya ait sit alanlarını kendi otellerine nasıl kattığı ile ilgili çok sayıda bunu da şey söylemiyor. Dışarıda aranan adam söylemiyor. İçeride yaşayan Muğla'lı söylüyor. Önce onun kafasındaki istifamı ortadan kaldırın. Olmaz. Olmaz. Devlet adamı olmanın bir adabı vardır, bir umuru vardır. Şimdi üçüncüsü, ilke, ihale. En önemli şey ilke, ihale yasası. Neşter atmıştık. Bundan sonra ihaleler canlı yayınlanacak, gizli olmayacak, daveti usulü olmayacak, istisnalar minimuma indirilecek dedik. Şimdi Sayın Bahçeli sınavda. Eğer samimiyse söylediğinde önde bir test var. Bakın. Hani gayet güzel başlıyor. Çevre krizi üzerinden güzel sözler söylüyor. Sonra da siyasi kirlenmeye bahsediyor. Arkadaşlar bugün aynen deniz salyası gibi yolsuzluk salyası hakim olmuş her yere. Yolsuzluk salyası. Her yer salya kaynıyor. Alın işte bir tanesi. Kanal İstanbul. Günlerdir söylüyorum. Televizyonda zikrettim. Belgeleriyle söyledim. Dedim ki bugün tekrar Cumhurbaşkanı temel atacağız diyor. Arkadaşlar atılan temel suçtur. O şirkete söylüyorum. Şimdiden söylüyorum. Yarın bir gün bu defterler hep açıldığında bu konulara imza atan bütün bürokratlar suç işliyor şu anda. Bütün ilgili şirketler suç işliyor ve bunun tazminatı, hukuki tazminatı da vardır. Ticari tazminatı da vardır. En önemlisi de çevre tazminatı vardı. İşte bu deniz salyası kendinden türemedi. Basit bilgilerle bile Marmara Denizi ile Karadeniz arasındaki akıntıların nelere değişmesinin Kanal İstanbul üzerinden nelere yol açacağını, Marmara'yı nasıl kirleteceğini dünya alem biliyor. Üç kuruşluk rant turuna İstanbul'u da Marmara'yı da Boğaz'ı da Karadeniz'i de tehdit ediyor. Tuna'dan gelen bütün salyalar, o Orta Avrupa'nın sanayisinden gelen deniz şeyleri, kirlenmesi kanal üzerinden kontrolsüz bir şekilde Marmara'ya akacak. Çünkü
doğal dip ve üst akıntılar yok. Şimdi gelelim bu ihale meselesine. Bu meseleyi Sayın Cumhurbaşkanı ilk zikrettiğinde merak ettik. Ya nasıl oluyor? Ortada bir proje ihalesi biliyoruz var ama yapım ihalesi yok. Politika İzleme Kurulu Başkanımız Ferdun Bey ki bu konuların zaten geçmişi itibariyle tam içinden arkadaşımız. Bir bakalım buna, bir araştıralım dediğimizde. Tablo şu, ortada yapım ihalesi falan yok. Daha önce iletim hatlarının deplase ihalesi gibi küçük bir ihale. Şimdi köprü ihalesine dönüştürülüyor. Aynı şirketle. Yani mahiyet tümüyle değişiyor. Ve birinci köprü büyüklüğünde bir köprü, yani İstanbul Boğaziçi Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü büyüklüğünde bir köprü, Kanal İstanbul üzerine yapılacak. Bu atılan temel bu. Ama yapım ihalesi yok. Yapım ihalesi yok. Halbuki kanun açık, bu kötü, beğenmediğimiz ihale kanunu bile diyor ki, eğer mahiyet değişirse, ihalenin mahiyeti, yapım ihalesinin, ya da değer %20 artarsa, yeni ihale yapılmak zorunda. Yeni bir ihale yapılmıyor. Ve eski ihale üzerinden bu firmaya bu veriliyor. Tekrar söylüyorum, açık bir suç var. Ve bütün sivil toplumu, bütün İstanbulluları, bütün milletimi bu akıl almaz yolsuzluk projesine karşı direnmeye çağırıyorum. Herkesi. İstanbul kimsenin çiftliği değil. Kimsenin şahsi mülkü değil. Kanalın iki yanına şehirler kuracağız, iki şehir kuracağız demek, İstanbul'u katledeceğiz demektir. Bu katliam içinde bir de övgü bekliyorlar. Gerçek şimdi ortaya çıkıyor. Mesele Boğaz'ı falan korumak değil. Mesele yeni rant alanları oluşturmak. Şimdi Sayın Bahçeli bakalım iktidarın ortağı olarak İçişleri Bakanlığı'nı korumakta gösterdiği performansı İstanbul'u ve Marmara'yı korumakta da gösterebilecek mi göreceğiz. Ortak çıkarlar olunca veya bir yaklaşım ortaklığı bir anda herkes koruma zırhının arkasına çekiliyor. Sayın Bahçeli, kişilerden önce İstanbul'u ve vatanı koruyun. Vatanperverlik laflı olmaz. Buna bağlantılı olarak dördüncü yine doğrudan siyasi etikle ilgili husus, imar yasası. Cümle alem biliyor ki imar, bugünkü imar düzeni hem yolsuzlukları teşvik ediyor, yolsuzluklara zemin hazırlıyor, hem de şehirlerimizin bozulmasına sebebiyet veriyor. Biz şunu demiştik açık ve net. Bir imar müdürünün attığı imzayla, kamunun memuru olarak attığı imzayla ortaya çıkan rant tümüyle kamuya aittir. 3-5 imar rantçısına ait değildir. Kıyamet bundan koptu. Hani o yakacağım dünyayı diyor ya dışarıdaki. Bunlar da bütün vatanı bu imar rantlarıyla yakıyorlar. Biz de onların bu yolla doldura geldikleri haram servetleri birer birer ortadan kaldırıp hepsini kamuya iade edeceğiz inşallah. İade edeceğiz. Bizim şimdi burada yine Bahçeli sınavda. Bakalım imar ile düzenlemeleriyle ilgili çıkan yolsuzluklarla ki onlarca, yüzlerce örneği var. Ne yapacak, ne talep edecek? Bakın. Beşincisi, akraba kayırmacılığı. Siyasi etik en önemli ilkesi. Ben nepotizm dediğim için artık yavaş yavaş alıştı herkes nepotizme ama akraba kayırmacılığı diyeyim. Akraba kayırmacılığının olduğu yerde liyakat olmaz. Sayın Bahçeli anayasa taslağında liyakat kurumu kuralım diyor. Ya Allah aşkına siz liyakat kurumu değil nepotizm kurumu kurdunuz. Yerleştirdiniz, inşa ettiniz ve iyi işliyor nepotizm kurumu. İyi işliyor, iyi işliyor. Milletin canını okuyor ama kendisi iyi işliyor. Bakıyorsunuz Cumhurbaşkanı, kayınpeder Cumhurbaşkanı, Hazine Maliye Bakanı, damat. Sen buna ses çıkardın mı Sayın Bahçeli? Yok. Hatta şimdi İçişleri Bakanı savunduğun gibi Hazine Bakanı'nı savundun. Şimdi niye savunmuyorsun? Buradan da Sayın Soylu'ya sesleyeyim. Güvenme Bahçeli'nin desteğini. 3-5 ay sonra seni de unutur. O gücü kaybettiği zaman seni de unutacak. O unutmayı çok iyi bilir. Çok iyi bilir. Peki nepotizm konusunda ne yapacaksınız akraba kayırmacılığı konusunda Sayın Bahçeli? Bak bunlar söz değil. Hal işi. Biz yaptık.
Herkes bilir. Çok üst düzey bürokratlardan birinin yakınlarını yanında çalıştırdığı için aynı gün yakınlarla birlikte görevden aldık. Ve bir daha kimse bizim dönemimizde nepotizm yapmaya kalkmadı. Baba oğul, baba damat, baba kız, akrabalar aynı anda siyaset içinde olmayacak dedik. Yasak koyduk. İşte bu yüzden kıyamet koptu. Ama bu yüzden kıyamet kopanlar şimdi büyük kıyameti kendileri yaşıyorlar. Hep söyledik, hep söyleyeceğiz. Devlet dediğimiz yapı bütün bir millete aittir ve o yapının içine aileni almayacaksın. Alırsan milleti ve devleti düşünmek yerine aileni düşünmeye başlarsın. Sayın Erdoğan'ı biten, tüketen temel unsurlardan biri bu oldu. Ve kendisine dost olarak da, bakan olarak da, başbakan olarak da defalarca söyledim. Ailesini devletin içine alanlar bir müddet sonra devleti düşünemez hale gelirler dedim. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Sayın Erdoğan niye bakanları değiştiremiyor? Niye hükümet kabine revizyonu yapamıyor? Çünkü muhtemel kabine revizyonunda damada yeni bir görev vermesi gerekecek ama kamuoyu bunu istemiyor. Bunu bir gayet iyi biliyor. Biz şunu taahhüt ediyoruz milletimize. Bu devletin geleceği bizim iktidarımızda devletin meşru kurumlarının toplantı alanında belirlenecek. Aile sofralarında değil. Aile sofralarında değil arkadaşlar. Kimse bölge bakan rolü oynayamayacak. Cumhurbaşkanının, başbakanın, bakanın oğlu, kızı, etrafı diye. Ve hiçbir vali makamı ne olursa olsun birinin oğlu ve kızı için hazır ola geçmeyecek. Eski bir kendilerini göreve getiren bir başbakanı karşılamaktan korkanlar, hiçbir resmi görevi olmayan yakınları havaalanında karşılamak için sıraya giriyorlar. Yazıklar olsun. Bu mudur devlet ahlakı? Bu mudur siyasi ahlakı? Şimdi nepotizmin nesini açarsınız? Yukarıda Cumhurbaşkanı bunu yaparsa aşağıda işte her türlüsünü görüyorsunuz. Marina'nın yönetim kurulu başkanı babası, yönetim kurulu üyesi oğlu. Siyaseti bırakanlar sanki bu siyaset bir miras gibi bırakmasa bile birine şey yapıyor. Yani anlamıyorum. Adalet Bakanı, kayınpeder ombudsman. Şimdi olmaz. Olmaz. Ombudsmanlık makamı tarafsızlık makamıdır. Her otoriteye karşı. Olmaz bunlar. Kişilerden bağımsız olarak söylüyorum bunu. Asla izin vermezdim. Ve o zaman dediğim için kıyamet kopmuştu. Kızım Fatıma olsa kolunu koparlatarım diye. O zaman bana karşı yürütülen komplonun ana gerekçelerinden biri buydu. Evet yine söylüyorum. Bizler arkadaşlar ve bu heyet Gelecek Partisi'nin yönetim kadrosu olduğu için de söylüyorum. Kendi yakınlarımızın ikbali için değil, milletin istikbali için görev yapacağız. Kendi yakınlarımızın ikbali için değil, milletin istikbali için görev yapacağız. Ve sadece onun için görev yapacağız. Yine 6 olduk galiba değil mi? 6. bir unsur olarak zikredeyim. Hediye yasa. Hediye yasa. Ya bu o kadar ta 1930'larda çıkmış açık kanun var. Devlet yetkilileri yurt içinden ve yurt dışından kıymetli hediyeleri aldığında ayrılırken bunu hazineye devrederler. Bunun da usulü varmış. Ben de başbakanlıktan ayrılırken öğrendim. Bütün o resmi görevlerimden toptan ayrıldığım için, başbakanlık için, özellikle başbakanlık makamı ve diğerler için bir defterdar, bir bilirkişi, bir de başbakanlık yetkilisi, başbakandan bağımsız olarak oturup o hediyelerin kıymetini takdir ediyor. Ve başbakan bir imza ile o hediyeleri bir sonraki başbakana devrederek başbakanlık kasasına koyuyor. Usul bu. Peki bu bugün yapılıyor mu? Ben bunu sadece dediğim için değil, yaptığım için bombardımana tabi tutuldum. Ne yapmak istiyorsun, ne demek istiyorsun diye. Evet, Türkiye'de hediye kavramı maalesef bir müddet sonra rüşvetle eşdeğer olmaya başlıyor.
Yine bir gün soruşturulur, araştırılır, hepsi olur. Kimseyi suçlamak kastıyla söylemiyorum. Bir bakan 750 bin euroluk bir hediyeyi, bir saati hediye aldığında da bunu söylemiştim. Şu anda neredeyse 8 milyon Türk liralık bir hediye. Ve peygamberin zekat memuruna söylediği sözle söyledim Sayın Cumhurbaşkanı. Sen evinde oturuyor olsaydın o hediye alacak mıydın diyor peygamber. Kendi zekat memuru bunlar da bana hediye verildi deyip onu Beytülmal'e değil de kendisi aldığında. Evet, bizler evimizde oturuyor olsaydık yurt dışındaki sultanlar, emirler, başkanlar bize hediye verecek miydi? Bana kimse şimdi hediye vermiyor. Evde verme gerek de olmuyor. Arkadaşlar, resmi görev yürütenlerin hepsine verilen hediyeler devlete ve hazineye aittir. Kıymetli şey olan hariç. Çok değer. Onun için biz o tasarıda 100 dolar demiştik. Bundan daha yüksek hediye alınamaz. Yurt dışından. Milyonlarla ifade edilen rakamlar hediye ediliyor. Reddetmeniz doğru olmuyor karşı tarafa nezaketen ama yapacağınız iş gelip hazineye vermektir. Vermektir. Şimdi bunu uygulatabilecek misin Sayın Bahçeli? Ve yarın görevi bırakanlar ve geçmişte bırakanlar ve yarın bırakacak olanlar hazineye bunları verecekler mi? İşte ben vermiş biri olarak söylüyorum. Söyleyebiliyorum çünkü ben o ateş çemberinden geçtim, o sınavdan geçtim hamdolsun. Allah başka sınavlardan da geçmeyi nasip etsin. Ama onun için rahat konuşuyorum. Sizin dönemleriniz de başbakan yardımcılığı döneminiz bir takım kavramların Türk siyasetine kazandırıldığı dönemler oldu hortumlama gibi. Şimdi itham etmek için söylemiyorum. Ama biliyorsunuz siz de yaşadığınız bütün bu mekanizmaları. Şimdi siyasi etik diyorsanız ben ciddiye alıyorum ama siz de ciddiye alın söylediğinizi ve gereğini yapın. Yaşadıklarınızı, gördüklerinizi yeni siyasetçi değiliz, toy siyasetçi de değiliz. Biliyoruz neyin ne olduğunu her yerde. Hepimiz tecrübelerin içinden geçtik. Peki bir başka yolsuzluk şey türü, siyasi etik kuralı. İtibar yolsuzluğu dedik biz buna. Başbakanlığa geldiğimde herkes bilir. Genel başkan olarak da genelge yayladım başbakanlıkta. Kimse kamu malıyla yapılan bir esere, yola, baraja, köprüye, stadyuma, salona adını veremeyecek dedim. Vermiş olan bazılarını da hemen adını sildirttim. Peki bugün Anadolu'da herhangi bir yere gittiğinizde, geçen bir şehrimizdeydim. Böyle köprüler sıra sıra yaşayan siyasiler şeyi galeri salonu. İsim galerisi. Sıra sıra ya. Bir kısmı da vefat edenler. Kimi tatmin ediyorsunuz? Çok açık söylüyorum. Bunun adı itibar yolsuzluğudur. Ve dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey gözükmez. Siyasetin itibar yolsuzluğu. Peki Sayın Bahçeli bunun peşinde koşacak mı? Ha, çarpıcı bir örneğini biliyorum. Onun da ismi var ama daha diğer liderlerin daha çok. Yani ya Cumhurbaşkanı da diğerleri de. Adana'da bir köprü var. Meşhur köprü olayını biliyorsunuz. 115 milyon Türk lirasına ihale edildi. Sonra köprü istenilen hızda yürümedi. Bir sene veya bir müddet sonra 215 milyon liraya çıkarıldı ödenek. Şeyin MHP'li belediye başkanının döneminde üçte biri galiba yine 200-300 milyon civarında tamamlandı. 2019 seçimlerinden sonra belediye başkanı değişince Cumhurbaşkanı, bakın Cumhurbaşkanı 115 milyona bitmesi gereken köprüyü bu sefer 700 milyon bitmesi için 700 milyon gönderildi Cumhurbaşkanlığından Adana'ya. 700 milyon. Bunun üzerine Sayın Bahçeli dedi ki ve bunu gönderirken de Cumhurbaşkanı oraya Devlet Bahçeli Köprüsü diyelim dedi. Sayın Bahçeli de benim adımı vermeyin 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü deyin dedi. Şimdi 115 milyon liradan 700 milyon liraya çıkan köprünün adı niye size veriliyor? Bu bir itibari yolsuzluğu değil mi? Siz kabul etmediniz, güzel. Peki ama o hesabı vermek durumundasınız. O ihale oradan oraya niye çıktı? Ve şu hesap şeyi de bilin.
kamu kaynaklarıyla yapılan yere yaşayan siyasinin adı verilmez. Biz de Dışişleri Bakanlığı yaptık, Başbakanlık. Bir tek yerde adımı gösteremezsiniz. Çünkü Konya'da Dışişleri Bakanı olduğumda bir okula adım verildiğini duydum. Levha asıldığını indirin o levhayı dedim. Milletin parasıyla benim şöhretim yapılamaz. Bir tek yerde vardı ismim, yerle bazı yerlerde. Hediye yasağı getirdiğim için eğer bana hediye vermek istiyorsanız valilere, gittiğim yerdeki AK Parti yetkililerine vesaire, bulunduğunuz şehre bir fidanlık dikin. Kaç olursa olsun 50, 100, 200 ağaç dikin. Bana sadece küçük bir plaket verin. Şöyle bir plaket de değil yani. Sadece bir kağıt verin. Sizin için 500 ağaç diktim. Bana en büyük hediye budur dedim. Şimdi bazı yerlerde ona hatıra, Davutoğlu hatıra orman diye yazmışlar. Sağ olsun şimdiki iktidar zaten onlar da birer birer kırıyor. Ben de hatta şikayet geldiğinde bana efendim sizin isimleri hatıra ormanı yazıldı. Levha, sadece levha kırıyorlar. Ama niye diyorlar, boş verin dedim. Biz isim yaşatmak için değil arkadaşlar. İnsan yaşatmak için uğraşıyoruz. At yaşatmak için değil. Ne olacak yani? Milletin gönlünde yerin varsa zaten köprünün üstünde adına ihtiyaç yok. Milletin gönlündeki yeri kaybetmişsen o köprünün, o stadyumun, o yolun, yolda ismini her gören vatandaşın öfkesini kazanırsın sadece. Yine mi o derler? Yine mi o? Öfkesini kazanırsın. Şimdi daha bunların sayısı artabilir. Sayın Bahçeli sınavdadır. Bakalım bunların hangisinin takipçisi olacak? Açık ve net söylüyorum. Kendisi bize her türlü hakareti, iftirayı atıyor, yapıyor. Ama buradan net bir mesaj veriyorum. Bunların takipçisi olsun. Her takip ettiği meselede arkasında duracağız. Kendisini yalnız hissetmesin. Onlar bizi bu siyasi, temiz siyaset konusunda yaptığımız çalışmada 2016'da yalnız bırakmışlardı. Biz onları yalnız bırakmayız. Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı ona bir kumpas kurmaya kalkarsa sırf bu sebeple, biz o kumpas karşısında da gereğini yapar, doğru ve hakikat bildiğimiz şeyleri de uygularız. Şimdi gelelim Sayın Bahçeli'nin bu sefer, yine o Sayın Bahçeli bize zaten önemli değil de bazı sorulara bu yolda cevap vermiş oluyoruz. Aynı konuşmada, dünkü konuşmasında bizimle ilgili zikrettiği hususlara. Efendim, ketumiyet gerektirmiş devlet. Doğru Sayın Bahçeli. Ketumiyet gerektirir. Ama devlet aynı zamanda şeffaflık gerektirir. Sizin ketumiyetten anladığınız Sayın Erdoğan'la çay sohbetlerinizde olan konuşmaların dışarı çıkmaması. Halbuki tam da orada o konuşmaların bilinmesi lazım milletin kaderiyle ilgili siyasi bir görüşme. Benim ketumiyetten anladığım, milletin âli menfaatleri gerektirdiğinde canım pahasına o konularla ilgili meseleyi yüreğimde tutmaktır. Ve ben bunu yaptım. Herkes şahit yaptım. Hatta iftiralara, hakaretlere rağmen yaptım. Nasıl mı? Başbakanlığı bıraktıktan sonra bütün televizyonlar, medya organları bize kapatıldı. Neler söylendi? Benim söylemediğim, Cumhurbaşkanı'nın söylediği sözler bana atfedildi. Emevi Camii'nde namaz kılmak gibi. Hepiniz şahitsiniz arkadaşlar. Ben çıkıp da bu sözü ben söylemedim, Cumhurbaşkanı söyledi dedim. Demedim. Ya Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı görevini yapıyor. Bırakalım oklar bana gelsin, o orada rahat çalışsın dedim. Rus uçağının düşürülmesi sorumluluğu birinci derece o günkü krizin. Uçağın düşmesi ise Rus uçağı olduğu bilinmediği için angajman kuralının bir gereğidir. Ve Türk hava sahası, her zaman söyleyeyim yine söylerim. Türk hava sahası yol geçen hanı değildir. Ama o kriz yönetilebilirdi, yönetilemediyse bizim talimatımıza rağmen Cumhurbaşkanlığı'nın yapılan açıklamadır. 3 sene, 4 sene. Hatta giden bazı Rusya'ya giden elçiler, şu alçaklığı bile yapanları biliyorum. Davutoğlu'nun görevden alınma sebebi Rusya ile ilişkileri bozduğu için diyen bir takım elçi derken diplomatik kastetmiyorum. Zinhar diplomatlar değil. Bir takım kendinden menkul haber taşıyıcıları. Bu bana geldiğinde şu kişi böyle demiş Cumhurbaşkanı'na ve arayı düzelsin. Bırakın düzelsin. Ben bedel ödeyeyim ama Türkiye'nin menfaatine olan şey yapılsın dedim. Ben ketumiyeti bilirim. Ve son tartışmalarda da, bu iddialar konusunda da, milletim de şahit, herkes de gözüyle izledi. Habertürk yayınında da, devletin vakarında, itibarında, uluslararası hukuk karşısında ithamlara karşı hakkını, hukukunu da ben korudum.
Şimdi bu anlamda bir hesap vaktidir. Ve bakın, MİT tırları konusunda Sayın Bahçeli'nin Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilzam edecek o kadar çok açıklaması var ki. 19 Ocak 2014'tekini kastediyorum. Sedat Peker'in söylediğini kastetmiyorum. Onlarla, biz onlardan biriyiz, onlar bizden biridir. O yüzden yanımıza kimse yaklaşamamıştır. Ama 30 Mayıs 2015'te Bahçeli'nin Bayburt mitinginde yaptığı konuşmayı açın dinleyin bakalım. Devletin sırlarını kim ifşa ediyormuş? Kim devleti uluslararası alana şikayet ediyormuş? Ve sadece devleti mi? Cumhurbaşkanı da şikayet etti. Beni de şikayet etti. Ve şimdi Cumhurbaşkanı nasıl oturup yüz yüze bakıyorlar? Nasıl? 17-25 Aralık'la ilgili takındığı tutum unutuldu mu zannediyor Bahçeli'nin? Bakın arkadaşlar, madem ketumiyet, madem devlet ahlakı, madem demokrasi dersi, bir alsınlar derslerini. Üç tutum var 17-25 Aralık'la ilgili. Ve bu üç tutum benim, Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin siyasi zihniyet anlayışındaki farkları açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Sayın Bahçeli dedi ki 17-25 Aralık bir hükümet darbesi değil, bir yolsuzluk meselesidir. Ve 17-25 beni bizimle yaptığı koalisyon görüşmelerinde dahi 17-25'i şart koştu. Önce bunu nereye giderse gitsin, bunları, bu yolsuzlukları şey yapın, ondan sonra konuşalım dedi. Tamam, haklı bir talep olabilirdi. O ayrı bir şey. Ama 17-25 Aralık bir yolsuzluk meselesidir dedi ve Can Dündar dahil birçok gazeteciyle yaptığı görüşmede de 17-25'i ayarladı saatini. Yani bu bir hükümet darbesi değil, yolsuzluk meselesi. Bu bir tutum. Sayın Cumhurbaşkanı 17-25 Aralık meselesi bir hükümet darbesidir dedi. Yolsuzluklarla ilgili araştırma komisyonu kurdu, bakanları istifa ettirdi. Ama daha sonra ne zaman yolsuzluk lafı edilse sen FETÖ'cü müsün diye de milleti suçladı. Ve yolsuzlukların üstünü 17-25 Aralık'ta kapatmaya kalktı. Benim tutumum nedir? 17-25 Aralık halk tarafından seçilmiş meşru hükümete karşı bir darbe teşebbüsüdür. Hiçbir şüphe olmaksın. Ve o yüzden zaten Cumhurbaşkanı da FETÖ'yle mücadelede en kararlı arkadaşım diye beni ilan etmiştir. Ama Cumhurbaşkanı'ndan farklı düşündüğüm husus şu. Hangi gerekçeyle olursa olsun ve kim olursa olsun, yolsuzluklara kim bulanmış olursa olsun, ona karşı mücadeleyi FETÖ'ye karşı mücadele kadar önemli ve kararlı bir şekilde sürdürürüm. Çünkü yolsuzlukların olduğu yerde FETÖ gibi yapılar çıkar. Çünkü yolsuzlukların olduğu yerde bu şekilde devlet dışı mekanizmalar beslenir. Şimdi FETÖ gitti, başka yapıların devlete nasıl musallat olduğunu görüyoruz. Çünkü bu yapılar asalak gibi kan emerler. Kan emmek demek devlette yolsuzluk demek. Şimdi oturduklarında karşılıklı şu 17-25 dosyalarda bir mutabakata varsınlar, biz de bilelim. Hani ketumiyet diyor ya Sayın Bahçeli, bilelim. Bahçeli'nin ketumiyet meselesinde bir konuya daha açıklık getireyim. Sayın Bahçeli'yle biz koalisyon görüşmesi yaptık. Oradaki herkes şahit. Dört teklif götürdüm kendisine. Gel kalıcı koalisyon yapalım dedim Türkiye'ye. Terörle mücadele yapıyoruz, omuz omuza verelim. Olmaz dedi. Geçici koalisyon yapıp memleketi seçime çoğunluk sahibi hükümet olarak götürelim. Olmaz dedi. Ya ben azınlık hükümeti kurayım, destek ver, meclisten güven oyu alayım, terörle mücadeleyi meclisten güven oyu almış bir başbakan olarak yürüteyim dedim. Olmaz dedi. Anayasa hükümeti kuracağız, anayasal hükümet. Oraya bakan ver dedim, olmaz dedi. Şimdi bu dördüne de olmaz dediğinde ben çıkarım dedim Sayın Bahçeli'ye. Çıkar ve bunlara hayır dediğini söylemek durumundayım. Çünkü bir görev yürütüyorum dedim. O zaman orada MHP'li yetkililerden birisi. O zaman bütün vebal bizim üzerimize kalır başbakan, Sayın Başbakan dedi. Ben dedim sadece hakikati söyleyeceğim. Başka bir şey söylemem. Sayın Bahçeli dedi ki doğru bir şekilde. Sayın Başbakan doğru düşün. Böyle diyorum dedi. Ve çıktım ben o gün. O gün çıktım bu dört teklife de hayır dedim. Hiç sesleri çıkmadı MHP yöneticilerinin. Sonra öğreniyorum ki birçok MHP'liden Sayın Bahçeli kendi kurullarında kendi tabanına da Davutoğlu bana teklif getirmedi demiş. Yakın zamanda da bir o dönem milletvekillerinden biri beni aradı. Sayın Başbakanım açıklamanıza teşekkür ediyorum. Biz bu meseleyi böyle bilmiyorduk dedi.
Sayın Bahçeli'den, Bahçeli'nin ketumiyetten anladığı bu. Yani siyasi gerçekleri, siyasi hakikatlerin üstünü örtecek bir ketumiyet. Biz siyasi mücadeleyi şeffaf bir şekilde yaparız. Devlet yönetimini şeffaf bir şekilde yaparız. Ama şu ağızdan bu milleti, bu devleti zora sokan tek bir kelime çıktığına kimse şahit olmadı. Sedat Peker'in açıklamaları sonrasında herkes köşesine çekilmiş, hiçbir ses çıkarmazken devleti yönetenler ve herkes Sedat Peker'in Sadat ve benzeri yapılar üzerinden gönderdiği silahlarla devletin MİT tırları diye anılan devletin doğrudan yaptığı bazı çalışmaları aynı kefeye koyduğu zaman hiçbirinin sesi çıkmadı. Bir tek ben çıktım konuştum. Bu ikisi ayrıdır. O sırada Sedat Peker hapishanedeydi dedim. Çünkü ben meydan şeyden devletin itibarını kendi siyasi konumdan önce görürüm. Ama Sayın Bahçeli şimdi ketumiyetten kastettiği şu arkadaşlar. Diyor ki yani bize Türkçesi şu. Bırakın o süslü lafları, okumaları falan. Diyor ki ha ister Sayın Davutoğlu desin, ister Sarok Ahmet desin. Bana dönüp şunu diyor. Biz sana her türlü iftira yapacağız. Her türlü hakareti yapacağız. Olmamış olayları olmuş gibi anlatacağız. Olmuş olayları gizleyeceğiz. Sen ketumiyet adına susacaksın. Yok öyle şey Sayın Bahçeli. Şimdiye kadar millet adına sustum. İşte Sayın İçişleri Bakanı da böyle düşündüğü için bana hakaretler yapmaya çalıştı. Çünkü benim ahlakıma göre nasıl olsa biz ona söyleriz, o da devlet adına susar. Devlet adına ben sustum, millet adına da sustum. Ama şimdi devlet adına da konuşacağım, millet adına da konuşacağım. Hiçbir şekilde susturamazsınız. Çünkü sizin bizim sükutumuzu nasıl yanlış yorumladığınızı görüyorum. Sükutumuz boyun eğmek değildir. Sükutumuz bazen bir feryattan daha gür bir sestir aslında anlayanın. Şimdi ketumiyeti dersini onlara biz veririz. Sonra şöyle diyor Sayın Bahçeli. Bir müddet önce beraber olduğu arkadaşlarına şimdi en ağır eleştirileri yapan. Ha orada bir dur. Orada bir dur. Allah aşkına miting meydanlarında Tayyip Erdoğan'a idam urganı, yağlı urgan fırlatan kimdi ya? Kimdi? Peki Sayın Erdoğan'ın sana benim ağzıma almayı edeben düşünemeyeceğim sözleri sarf etmesi kimle kim arasında yaşandı? İnsanları yarı yolda bırakmak diyorsun ya, ben yarı yolda bırakmadım. Onlara altın tepsi içinde %49,5 Türkiye'nin en yüksek oyuyla seçilmiş bir iktidarı, enflasyonun üreticide %3, tüketicide %5, faizin %7, doların 2.80 olduğu bir ülkeyi altın tepside bıraktım. Sadece ve sadece devlet krize girmesin, aramızdaki hukuklar bozulmasın diye. Onlar her türlü kötülüğü yaptıkları halde sustum. Ama sen ne yaptın? Sayın Ecevit ile koalisyon kurdun. Hani ülkücülere katil demesi vesaire gibi. Onları da içine sinerek, Sayın Ecevit değil, o zaman Rahşan Hanım, geçmiş olaylar şimdi, ama onları da içine sindirerek koalisyon kurdun ve müeddet bir talebe gibi el pençe divan durdun ve Ecevit'in en zayıf olduğu, hasta olduğu bir dönemde çıktın, Ecevit'le konuşmadan ülkeyi seçime götürdün ve Ecevit'in iktidarına son veren sensin, başkası değil. Ve onun için Sayın Erdoğan'a buradan sesleniyorum. Bakmayın sizi arabanın kapısına kadar böyle el pençe uğurlayan Sayın Bahçeli'ye. Ne zaman, nerede, ne yapacağı belli olmayacağı gibi bir sabah kalktığınızda iktidardan olmuş olarak kendinizi görebilirsiniz. O bizim ahlakımızla ahlaklanmadı. Bizim gibi makamı size bırakıp arkasına bakmadan gidecek gibi bir tavır içine girmez. Bundan emin olun. Şimdi peki Sayın Bahçeli, 12 Eylül'ün Yusufiye medreselerinden geçmiş 12 Eylül'ün çileli hapishanelerini yaşamış, yıllarca hapiste yapmış, ülkücülük davasının çilesini çekmiş insanlar, bugün tehdit altına da yaşamasına sebep olanlar kimler? O dönemin çilesini çekmiş, herkesin tanıdığı isimlerin arasında Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Bey gibi evinin önünde alçak, hain, namert bir güruh tarafından dövüldüğünde siz neredeydiniz? Ve o saldırı yapanlar elleri kollarını sallayarak 2-3 hafta içinde çıkmasında acaba sizin rolünüz oldu mu?
Biz yol arkadaşlığının ne demek olduğunu biliriz. Ve de onun için Er-Refik kablet tarik demiştik ayrılırken. Yani yoldan önce yoldaş. Gördüm ki orada refik yok. Allah dedim bize yolda birlikte yürüyeceğimiz refikler nasip eder dedim. İşte iki hafta önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eski başbakanı konuşturmadığınızda o sadık refikler hep beraber omuz omuza o baskılara karşı direndiler. Hamdolsun ki bugün bir refikler ordusuyla yola çıkmış bulunuyoruz. Siz ise yol arkadaşlarınızla ilgili neler yaptınız belli. Ha bu Serok Ahmet meselesi çok söylüyorsunuz. Dilinize sağlık. Hiçbir zaman da gocunmadım, gocunmam. Sersera, serçeva, baş göz üzere. Buradan güzel Türkçemizi kullanan vatandaşlarımız gibi güzel Kürtçemizi kullanan vatandaşlarımıza da selam olsun. Biz hiçbir dile, hiçbir kültüre, hiçbir örfe, hiçbir mezhebe, hiçbir felsefeye, özetle hiçbir insana tepeden bakanlardan olmadık, olmayacağız Allah'ın izniyle. Değerli arkadaşlar, bugün burada inşallah yaz dönemi programlarını bir kez daha gözden geçireceğiz. Ben son dönemdeki bütün gelişmelerde partimizin genel merkezde yönetimiyle ve teşkilatlarla sergilediği dinamizmi bir kez daha takdirle anıyorum ve buradan Anadolu'nun her yerindeki, Trakya'nın her yerindeki kardeşlerimize, gelecek gönüllülerine selamlarımı iletiyorum. Sizler orada sağlam bir şekilde durdukça emin olunuz bu ülkenin geleceğini kimse karartamayacak ve bugün bu yaz boyu da hep giyeceğimiz bu temiz gömleklerle birlikte varsın Sayın Erdoğan inadına Kanal İstanbul, inadına şu siyaset diye seslenmeye davetsin. Biz de inadına temiz siyaset, inadına temiz yönetim, inadına temiz devlet demeye devam edeceğiz. Saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun.